Marifetname 3. Bölüm. Cennetlerin isimlerini, vasıflarını ve sayılarını, onlarda olan nehirleri, ağaçları, binalarının çeşitlerini, nimetlerini, kurilerini ve gılmanlarını 4 madde ile açıklar. 1. Madde. Cennetlerin isimlerini, sıfatlarını ve onlarda olan nehirleri, ağaçları, meyveleri, yüksek binaları ve göz alıcı elbiseleri bildirir. Ey aziz, malum olsun ki müfessirler ve muaddisler ittifak etmişlerdir ki, Hak Teâlâ, arş ve kürsünün altında, 7 göğün üstünde, arşın nuru ile sudan 8 cennet yaratmıştır. Bunlar birbirlerinden yüksektir. En yükseği Ant cennetidir ki, Mevla'nın görülme yeridir. 1. cennetin ismi, Darü Celal'dir ki, beyaz incidendir. 2. cennetin ismi, Darüsselam'dır ki, kırmızı yakuttandır. 3. cennetin ismi, Cennetül Mevâ'dır ki, yeşil zebercettendir. 4. cennetin ismi, Cennetül Hud'dur ki, sarı mercandandır. 5. cennetin ismi, Cennetün Naim'dir ki, beyaz gümüştendir. 6. cennetin ismi, Cennetül Firdevs'dir ki, kırmızı altındandır. 7. cennetin ismi, Cennetül Karar'dır ki, misktendir. 8. cennetin ismi, Cennetül Adn'dir ki, terleyen incidendir. Bu adın cenneti, surlarla çevrili bir şehrin ortasındaki yüksek dağın üzerinde bulunan iç kale gibidir. Bütün cennetlerin içinde ve ortasında olduğundan, hepsine komşu, şereflendirilmiş bir mekandır. Cennetlerin nehirlerinin çoğunun kaynağıdır. Burası sıddıkların, hafızların makamıdır. Rahman'ın tecelli mahallidir. Her cennetin bir kapısı vardır ki, uzunluğu ve genişliği 100 yıllık yoldur. Her kapı 2 kanatlıdır ve tek parça sarı altındandır. Çeşitli renklerde cevherle işlenmiş ve nice bin nakış ile süslenmiştir. 1. cennetin kapısı üzerinde, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılmıştır. Öteki kapıları üzerinde, La ilahe illallah diyene azap etmem yazılmıştır. Bütün cennetlerin toprağı misk, taşları cevher ve bitkileri zaferan çiçeklerinin renginde kıpkırmızıdır. Binalarının bir cephesi altın, bir cephesi gümüş ve sıvası amberdendir. Sarayları terleyen incidir, köşkleri sarı yakuttur. Sarayların ve binaların kapıları hep mücevherdir. Her sarayın önünde 4 nehir akar. Nehirlerden biri âb-ı hayat, biri halis süt, biri tertemiz şarap, biri saf baldır. Nehirlerin etrafı meyveli ağaçlarla baştan aşağı bezenmiştir. Cennet ağaçlarının dalları kurumaz, yaprakları dökülüp çürümez, meyveleri sürekli tazedir. 7 cennetin en âlâsı olan 8. cennette nice akan ırmaklar daha vardır. Bunlardan biri rahmet nehridir ki, bütün cennetleri dolaşır. Suyu hepsinden saf ve baldan tatlıdır. Rengi kardan beyazdır ve kumu inciden üstündür. Cennet nehirlerinin biri de Kevser nehridir. Hak Teâlâ onu sevgili Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine vermiştir. Nitekim ona hitap edip, biz sana Kevser'i verdik diye buyurmuştur. O nehrin genişliği 300 fersah mesafedir. Onun kaynağı arşın altı olup, oradan Sidre'ye gelir, oradan cenneti Firdevs'e dökülür. Öyle süratli akar ki, yaydan fırlayan ok gibi Firdevs'i ağlayı ve altında olan cennetleri geçerek dolaşır. Rengi sütten beyaz, tadı şekerden şirin, kokusu amberden hoştur. Ondan bir kere içen bir daha susamaz. İlk cennetin kapısı yanında, Kevser nehrinin kenarında, renkli cevherlerden kaseler vardır, sayıları yıldızlardan çoktur. Ümmetlerin haşrinden sonra, cehennem köprüsünden geçenler, Habibi Ekrem sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem cennete girmeden önce ümmetiyle ondan içseler gerektir. Kevser nehrinin kenarlarında terleyen inciden ve kırmızı yakuttan daha saf yüksek ağaçlar vardır ki, dalları çeşitli sadalarla name ederler. Dallar üzerinde cins cins kuşlar, değişik seslerle tesbih ederler. Cennet nehirlerinin biri Kafur nehridir. Biri Teslim nehri, biri Selsebil nehri, biri Mühürlü Rahik nehridir. Bu nehirlerden başka yüksek cennetler içinde nice bin akan nehir vardır ki, etraflarında nice 100 bin meyveli ağaçlar vardır. Cennetlikler için nice ipek döşekler gibi, nice bin göz alıcı elbise vardır. Nice çeşit lezzetli yiyecekler ve tertemiz içecekler vardır ki, hesabını ancak Hak Teâlâ alabilir. Cennetlerin genişliği, yani 8 surundan her 2 surun arası, yer ve gök arası kadar farz olunup, cennetlerin uzunluğu hudutsuz ve sınırsız sayılmıştır. Fakat cennetlerin derecelerinin tümü 6667 derece bilinmiştir. Kur'an ayetleri sayısınca hesaplanmıştır. Her 2 derecenin arası 500 yıllık mesafe bulunmuştur. Cennetlikler ezberledikleri Kur'an ayetleri adedince derecelere nail olmuşlardır. O halde Kur'an hafızları
cennetlerin en üstününü bulmuşlardır ve adın cennetinin ortasına ulaşmışlardır. Faydalı olmasını diliyorum. Benzer içeriklerin daha çok kişiye ulaşması için beğenerek sayfamıza destek olabilirsiniz.